bir kilise saldırısı oldu. Yani benim aklımda çok sayıda şüphe var zaten bu saldırıya ilişkin olarak da. Yani işte orada Polonya konsolosu, eşi ve çocuğu var. Polonya konsolosunun korumaları yok. Polis korumaları yok. Araç Polonya plakalı. Araç. Saldırganlar yurt dışından geldiler. Ya şöyle samimi bir şey söyleyeceğim. İlginç bir şey oldu. Hani emniyetten rahatlıkla bilgi alabilen bir arkadaşım aradı. Saldırıdan çok kısa bir süre sonra, 1 saat kadar sonra bana dedi ki Altan bu iş tuhaf, haberin olsun dedi. Yani haber yazacaksan haberin olsun, bu işte bir tuhaflık var dedi. Dedi ki bak orada ne zaman yazarlar, ne zaman açıklama yaparlar bilmiyorum ama dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığı ilk isimlerden biri Polonya konsolosuydu dedi. Neden dedim, açıklarlar herhalde dedi ama Polonya konsolosu oradaydı dedi, ailesiyle birlikte dedi. Sonra Polonya işte Polonya plakalı çıkan 1,5 yıl önce Polonya'dan gelen araç işte yurt dışından gelen biri Tacik yanlış değilsem değil mi? Biri de Rus Evet, Rus. saldırgan. Biz uyudu bitti sandığımız ya da sandırıldığımız IŞİD'in özellikle Horasan kolu yeniden uyanmış gibi görünüyor. Aktivitelerine devam ediyor. İşte 34 kişi birkaç dakika önce tutuklandı. Saldırganlar da tutuklandılar. Aslında bu konuda gazeteci Hale Gönültaş çok önemli araştırmalar yapıp çok önemli haberlere imza atıyor ve tehdit ediliyor. Ve ısrarla diyor ki bakın bu ülkede IŞİD'çiler var. Horasan kolu çok aktif. Bu ülkede IŞİD'lerin Irak'tan rehin aldığı, getirdiği İzidi kadınlar var, çocuklar var dedi. Hatta bunun için operasyon yapıldı. Çocuklar kurtarıldı. Bu uyanış için uygun ortam mı? Yani sanırım tam doğru tabir bu. Evet, uyanış için uygun ortam. Senin bahsettiğin yani Polonya boyutu ayrıca tabii üzerinde durulması gereken ve muhtemelen daha uluslararası bir hani ne diyelim uluslararası bir ilişki ağının ama işte kirli ilişki ağının bir parçası olarak da burada kullanılması örgütün söz konusu olabilir bir yandan ama tabii bunları bilmiyoruz. Gördüğümüz tablo şu anda bunun uyanması için, IŞİD'in uyanması için Türkiye'de elbette bulunduğumuz bölgede de ülkenin içinde de son derece elverişli, son derece verimli bir ne diyelim iklimin politik, ideolojik iklimin uluslararası iklimin söz konusu olması. Yani Orta Doğu'da yaşananlar ortada. Sonuçta hani patlamaya hazır bomba halinde bir savaş, büyük bir savaşın çıkması söz konusu olabilir. Böyle bir ortamda zaten herkes sahne alıyor görüyorsun. Yani bir taraftan İran sahne alıyor, işte bir taraftan Hizbullah sahne alıyor. Hamas zaten fitilini ateşledi bütün o yangının. Bütün bunlar üzerinden İran, işte İsrail, Amerika, Rusya elbette bütün bunlar üzerinden işte Ekim ayından beri tabii yaşananlar, Hamas saldırısından bu yana yaşananlar sonuçta son derece elverişli bir ortam yaratıyor. Bu ortamda da elbette IŞİD'in uykudan uyanmaması için hiçbir sebep yok. Üstelik Türkiye IŞİD'in tam da böyle uyusun da büyüsün ninni diye uykuya yatırıldığı bir yer Altan. Yani gazeteci arkadaşımız ne dedin? Hale Gönültaş değil mi? Yanlış söylemeyeyim ismini. Doğru, evet. Söylediklerine katılıyorum. Çünkü bunun böyle olmasının daha öncesinde yaşananlara bağlı olarak hiç de beklenmedik olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi IŞİD için Türkiye zaten ne diyelim bir taraftan yol geçen hanıydı. Yani İslam Devleti'ni kurduklarında bir yol geçen hanıydı. Sonrasında da işte kendilerini rahat rahat barındırabilecekleri bir mesken oldu. Yani bir beşik haline gelmiş durumda Türkiye IŞİD açısından. Şimdi bunu nereden anlayabiliriz?
bir başka kaynağı paylaşmama izin ver. Yani IŞİD'i konuşalım diye düşündüğümüzde ben o kaynağı aldım ve onu da bizi izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir Alman gazeteci Jürgen Todenhofer, onun İslam Devleti ile 10 gün başlıklı, işte terörün kalbine yolculuğun başlıklı bir kitabı vardır. Todenhofer IŞİD'le 10 gün geçirdi. Suriye'ye geçerken Türkiye üzerinden geçti. Önce orada bazı işte Alman kökenli IŞİD üyeleriyle, militanlarıyla, önde gelenleriyle haberleşti. Aslında hiç de kolay olmadı geçişi. 2015 yılından bahsediyorum. Ve yani kendi ülkesinde de bir takım zorluklar yaşadı ama bunları göze aldı ve işte İslam Devleti'nin bağrına, o dönemde IŞİD kontrolündeki bölgeye giriş yaptı ve onlarla bir 10 gün geçirdi. Bütün hikayeyi de burada anlatıyor. Burada anlatılanlara baktığın zaman sen, Türkiye'de bugün IŞİD'in, yani değil mi, 2 kişi eylemde bulundu. 30-50 kişiyi gözaltına aldılar. Bir kısmını yurt dışına yani sınır dışı ettiler. Bir kısmını tutukladılar ve bütün bunların IŞİD üyesi olduğu, militanı olduğu açıklandı, ifade edildi. Türkiye'de IŞİD Suriye iç savaşı sonrası süreçte Türkiye'de IŞİD yuvalandı zaten. IŞİD Türkiye'den Suriye'ye gayet böyle rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya geçen militanlarla doluydu. Şimdi Todenhofer'ın bu kitabında yer alan bir bölümü ben daha sonra kendi kitabımda, Parti Cemaat Tarikat kitabımda, IŞİD için de mağfiret dilenecek mi başlıklı bir yazıda kullandım. Şimdi anlıyoruz ki Alman gazetecinin İslam Devleti topraklarına, tırnak içinde, yani IŞİD'in kontrol ettiği topraklara Türkiye'den bak nasıl geçtiğini sana bir aralarındaki diyalog üzerinden paylaşayım, sizlerle paylaşayım. Şimdi kendisiyle temas kuran Alman kökenli IŞİD üyesiyle arasında geçen bir konuşma bu. Telefon konuşması. Şöyle diyor militana: sizin oraya nasıl ulaşacağım? Cevap: Türkiye üzerinden. İki sınır geçişini kontrol altında tutuyoruz. Bunlardan birinde Türkiye tarafında Gaziantep var, Suriye tarafında Cerablus. İkinci geçiş noktasında, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye tarafında Urfa, Suriye tarafında Tel Abyad var. Kitapta bunlar yer alıyor, Altan. Sonrasında yine Alman kökenli IŞİD kurmayıyla 2013 başlarında konuşuyor. O zaman da şunlar geçiyor: Türkiye'den mi giriş yaptın? Verdiği cevap şu IŞİD üyesinin: Halep ve İdlib bölgesindeyim, dolayısıyla Türkiye sınırına çok yakın. Sonra aralarında geçen başka bir konuşma: sınırı nasıl geçeceğim diyor. Cevap: Gaziantep'e gelmen lazım, taksi ya da otobüsle, diğer her şeyi biz halledeceğiz, seni almak için geleceğiz oraya. Sonra 2014'te bir konuşma, militan diyor ki ben Rakka'dayım, gazeteci diyor ki, bilgisayarın diyor ki Türkiye'desin, mümkün diyor IŞİD militanı, soruyor gazeteci, ama şu anda Türkiye'yi fethetmiyorsunuz değil mi? Şaka yapıyor yani.
cevap aa diye gülüyor, o hala gelecekte olan bir şey. Gelecekte olan bir şey. Tekrar edeyim, gelecekte olan bir şey. Gelecekte olan bir şey. Bugün yaşadıklarımız hiç sürpriz değil. Bugün olanlar hiç sürpriz değil. Kollarını, koruyucu kanatlarını açtı bu ülke ve bu iktidar, IŞİD'e. Dolayısıyla tasfiye süreci elbette sonrasında işte 2016'da yaşandı, şu oldu, bu oldu. İşte dünya güçleriyle birlikte elbette orada da yani bizim çocuklarımızı bu sürecin içine ÖSO'yla birlikte soktular. Yani tasfiyesi sürecinde IŞİD'in o işte İslam Devleti şeyinin yapısının çökmesiyle birlikte. Ama sonuçta IŞİD yayıldı, dağıldı, uykuya çekildi. Kendisine en bereketli, en rahat uyuyabileceği ve en rahat dinlenebileceği, yeniden işte zinde bir şekilde harekete geçebileceği yer olarak, coğrafya olarak belli ki işte Türkiye'yi buldu. Ha, şeyi soracak olursan gazetecinin ne yaptığını, önce Adana'ya geliyor uçakla, Adana'dan taksiyle işte Antep'e gidiyor. Antep'te sınırda, bizim sınırda IŞİD militanları tarafından karşılanıyor. Hoş geldin, şeyiyle böyle nezaketiyle karşılanıyor, misafirperverliğiyle karşılanıyor. Sonrasında da arabayla sınırdan Suriye tarafına geçiyorlar. Oraya geçtikten sonra da söz konusu Alman kökenli IŞİD militanı onu karşılıyor ve daha içerilere. IŞİD'in kontrol ettiği bölgede bir 10 gün geçiriyor. Durum budur. Yani böyle olduğu için, bugün işte Türkiye'de IŞİD'in şimdi yeniden harekete geçmiş olmasında yadırganacak bir şey yok. Elbette çok ürkütücü, işte gazeteci arkadaşının vurguladığı gibi elbette çok endişe verici bir gelişme. Ama bu iktidar sadece hani göç yoluyla işte bugün bir sığınmacı problemini yaşıyor olmamız ve işte 10 milyona yakın olduğunu söylenen sığınmacıların, yani bütün yoksul ülkelerinden, çevre ülkelerden, Afganistan, Pakistan'dan, işte Suriye, Irak ve işte Afrika ülkelerine kadar. Bunun yanı sıra elbette yasa dışı, kaçak ve tetiş örgütlerinin elemanları içinde mafya örgütleri nasıl hesaplaşıyorsa Türkiye'de yabancı mafya örgütleri, IŞİD gibi terör örgütleri de elbette bu ülkede son derece güvenli, yani senin benim işte o arkadaşının olmadığı kadar son derece güvenli bir şekilde varlıklarını, yaşamlarını sürdürüyorlar ve böyle eylemleri de yaparak, yani muhtemel ki IŞİD şöyle düşündü: ya bu tabloda bizim ortada olmamamız düşünülemez. Biz de kendimizi gösterelim. Orta Doğu'nun haline bakıldığında işte Yemen'den İran'a, oradan Lübnan'a kadar İsrail, işte Filistin, her tarafa baktığında bizim burada yani şey kalma, uzak kalmamamız gerekir. Partiye biz de katılalım diye harekete geçtiğini söylemek, düşünmek mümkün tabii.